olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Şahin Tahir Öksür mahkemeye! Şahin Tahir Öksür mahkemeye! Evet, kayıttayız. Olacak o kadar özel haber, iyi günler. Mehmet Mazlum adında yaşlı bir adam bir avukatı vurdu. Mehmet Mazlum'un bu avukatı vurmak için yıllardır planlar yaptığı ve sonunda iş yerine girerek tahammüden vurduğu bildirildi. Şu anda Mehmet Mazlum'un yanındayız. İyi günler. İyi günler efendim. Niye vurdunuz bu avukatı? Efendim hiç sormayın. O benim hayatımı söndürdü. Ben de onun hayatını söndürmek istedim işte. Çocuklarınızı vurdu, karınızı kaçırdı ya da evinizi mi bombaladı? Hayır hayır, daha kötü, daha kötü. O zaman tüm mal varlığınızı çaldı. Hayır efendim, öyle bildiğiniz gibi değil, uzun hikaye. Siz anlatın, bizim vaktimiz var. Peki madem istiyorsunuz. Efendim her şey bu adamın benim iş yerime gelmesiyle başladı. O gün... Kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu içeride çalışan Mehmet Usta değil mi ya? Ömer Usta abi. Eyvallah, hadi kolay gelsin. Mehmet abi. Oh Mehmet abi. Dur ya, seni ben bir yerden çıkartacağım, dur bakayım ya. Aha! Nedim, ne haber? İyidir be abi. Baktım bizim memlekette avukatlık para yetmiyor, ben de kalktım İstanbul'a geldim. Ulan neyi yetmişim, hoş geldin canım benim. Abi burada mı çalışıyorsun? Abi burada çalışıyoruz, bir ekmek parası kazanıyoruz. Abi yaptığın zor iş be. Ağır iş hakikaten abi. Peki sigortan falan var mı? Buyur. Sigortan falan var mı? Ya sigorta da neymiş, nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri ya? Ne diyorsun Mehmet abi, hangi çağda yaşıyoruz ya? Peki hastalandın, ne yapıyorsun? Patron iyi adamdır, beni alıyor, hemen doktora götürüyor, anladın mı? Abi bence bu patron seni sömürüyor. Nerede senin bu patronun? Patron orada yukarıda odasında. Ben onunla bir konuşayım, bu meseleyi hallederim. Nedim? Merak etme, hallederiz abi. Nedim saçmalama, şurada bir ekmek parası kazanıyoruz, tövbe ya. Ulan deli olan ortalığı karıştıracak şimdi, hay Allah yarabbi ya. Peki sonra patronunuzla konuştu mu? Konuşmaz olur mu? O vakit gitmiş konuşmuş onunla. Peki patron sigorta yapmaya yanaştı mı? Ben de yanaşmaz zannediyordum ama bir baktım hemen yaptırıvermiş sigortamı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra çalışırken iş yerimde acayip bir sancı girdi karnıma. Hemen gittim patronun yanına, tıklattım kapısını. Gel. Beyefendi selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Masanın başında çalışırken karnıma bir sancı saplandı. Acaba rica etsem beni doktora kadar götürür müsünüz efendim? Dün gelen o avukat arkadaşın bağırıp çağırınca seni sigortalı yapmadı mı kardeşim? Al şunu, git sigorta hastanesinde muayene ol. Allah razı olsun efendim. Allah ömürler versin. Saygılar, hürmetler beyefendi. Allah razı olsun. Sigorta kartınızı aldınız. Doğrucu hastaneye mi gittiniz? Artık sigortalıyız. Bir de kartımız var ya. Aldık kartımızı, tuttuk sigorta hastanesinin yolunu. Verin bakayım kağıtlarınızı. Hemşire hanım, affedersiniz. Ben çok hastayım hemşire hanım. Canım herkes hasta, burası da hastane zaten. İyi de benim durumum çok acil. Acaba bu hastanenin acil servisi yok mu efendim? Burası acil. Acil olmayanlara 5 yıl sonrasına gün veriyoruz. 5 yıl sonrasına? Peki doktor kaçta gelir acaba hemşire? Şimdi gelir. Eli çok çabuktur. Kırkar kırkar alıyoruz içeriye. Kırkar kırkar mı? 60'ar alıyoruz ama içerisi çok küçük. Sığmıyorlar biliyor musunuz? Açılın bakayım. Açılın. Ne bu gürültü? Ne bu inlemeler? Hadi hemşire hanım biraz telaş edelim, daha muayenehaneye yetişeceğiz. Peki efendim. Bakayım 680'den 720'ye kadar olan numaralar için. Yavaş, ay eşim kakışmayın be. Gir şöyle. Sen ne bekliyorsun burada? Siz bana soyun bekle dediniz, ben de perşembeden beri bekliyorum. İyi, beklemeye de varım. Yavaş, saldırmayın hele. Hemşire hanım. Bu doktor çok serttir. Askeri hastaneden geldi. Merhaba hasta. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sıraya. Bir iki. Esas duruş. Var. Hazır ol. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Hastayız. Allah şifa versin. Sağ ol. Baş ağrıyanlar. Hazır. Kaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaz hemşire ağrı. İndir. Karnı ağrıyanlar. Hazır, kaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaz hemşire hanım. İndir. Prostata olanlar. Hazır, kaldır.
İki kişi. Yaz hemşire hanım. Yazıyorum efendim. İndirin ellerinizi. Sağ ol. Bu aile bitmiştir. Allah kurtarsın. Sağ ol. Peçeteler hazır mı hemşire hanım? Hazır efendim. Dağıtın. Başı ağrıyanlar. Evet. Midesi ağrıyanlar. Prostatı olanlar. İkiniz kullanın. Hazır ol. Sağa dön. Uygun adım. İleri marş. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Hiç böyle muayene olur mu? Olmaz olur mu? Siz hiç sigorta hastanesine gittiniz mi? Yok, gitmedim. Aman aman sakın gitmeyin, tavsiye etmem. Peki reçeteyi verdiler, ilaçlarınızı aldınız mı? İlaçları almak için bir eczaneye başvurdum. İyi günler efendim. İyi günler efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torununuza bir oyuncak mı alacaktınız? Torunuma hayır. O zaman size bir deodorant verelim. Bize. Veya saç spreyi. Başıma. Emzik. Ağzıma. Sabun. Elime. Yok, ben ilaç alacağım. İlaç ha? İlaç. Var bir iki tane verelim. Bakın benim reçetem var, bir bakar mısınız efendim? Bu sigortanın reçetesi kardeşim, bunu ben veremem. Niye? Olmaz kardeşim. Sigortanın reçetelerini yapmıyoruz. Peki bunu kim yapar hemşire hanım? Hiçbir eczane yapmaz kardeşim. Nereye götüreceğim ben bunu peki? Vallahi nereye istersen git. Memlekette demokrasi var kardeşim. Ama eczanelere gitme. Çünkü yapmazlar bu reçeteyi. E nereye gideyim? Manava mı gideyim peki? Vallahi onu bunu bilmem. Şimdi güle güle de dükkanın önünü kapama. Nasıl iyileşeceğim ben peki? Peki. Ya demek öyle. Ya işte böyle kızım. Siz sigorta emeklisiydiniz değil mi? Evet. Sigorta emeklisi oldum. Kuyruğa girdim. Girmez olaydım. Ya hadi Allah Allah. Hadi bırak. Girmeyelim diye uzanıp ilerlemiyor. Bir durum ya. Arkadaş, biz emekli olduysak çile çekelim diye mi emekli olduk? Bu emekli güzel konuşuyor. Mehmet Bey, hayırdır inşallah siz de mi kuyruktasınız? Merhaba Şükran Hanım. Merhaba efendim. Artık biz de girdik kuyruğa, aranıza geldik. Bir ay mı oldu, iki ay mı? Niye, daha fazla olamaz mı Şükran Hanım? Hayır, yani ben bu kuyrukta üç aydan fazla dayanana rastlamadım da geçtim. Biraz ilerleyebiliriz. Hadi ilerleyelim. Adama bakın, emekli kuyruğunda mışıl mışıl uyuyor. Yok canım, o adam öldü. Gidip akrabalarına haber vereceğiz ama kimse kuyrukta bir sırasını kaybetmek istemiyor ki. Birisi daha gitti. Allah rahmet eylesin. Hay Allah. Bakıyorum da kuyrukta gençler de var. Onlar emekli değiller. Onlar bakkalla kasap. Bazı emekliler onlara vekalet vermişler. Gelip onların maaşını alıyorlar. Ya. Hadi belki biraz daha yürü. Efendim, biraz daha yürü. Yerimiz doldu ona beraber. Buyurun. İşte böyle kızım. Durup dururken, hiç aklımda yokken beni sigortalı yaptı. Hayatımı söndürdü. Ben de onu kıçından vurdum. Vicdanen rahatım. Kesinlikle pişman değilim.